Merhaba oyun severler. Xbox bana Game Pass aboneliği verdi. Ben de bu güzel jesti sizlerle paylaşmak istedim. Ve bugün sizlere Xbox Game Pass kütüphanesindeki en iyi co-op ve online oyunları tanıtacağım. Bu oyunlar arkadaşlarınızla birlikte harika vakit geçirmenizi sağlayacak. İster takım çalışması gerektiren görevlerde yeteneklerinizi sınayın, ister birlikte düşmanları alt edin. Haydi bu mükemmel oyunları keşfetmeye başlayalım. Warhammer Darktide. Birlikte karanlık ve acımasız bir evrende hayatta kalmaya çalışın. Warhammer Darktide 4 kişilik co-op deneyimiyle sizi derinlere çeken aksiyon dolu bir savaş atmosferi sunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte kaotik düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışırken takım ruhu her şeyden önemli olacak. Gotham Knights. Batman'in yokluğunda Gotham'ı savunmak size kalıyor. Bu oyunda 4 farklı karakterle şehri kötülerden korumak için arkadaşlarınızla co-op oynayabilir, kendi kahramanlık hikayenizi yazabilirsiniz. Gotham'ı savunmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Spiritfarer. Bu huzur dolu oyunda arkadaşlarınızla birlikte ölüleri huzura kavuşturabilirsiniz. Spiritfarer 2 kişilik co-op oynanışıyla birlikte duygusal bir yolculuk sunuyor sizlere. Birlikte geminizi inşa edin, ruhlara yardımcı olun ve eşsiz bir hikaye deneyimi yaşayın. A Way Out. Sadece 2 kişiyle oynanabilen bir oyun. Hapisten kaçmak için arkadaşlarınızla birlikte plan yapın, tehlikeli görevleri tamamlayın ve hikayenin sizi nereye götüreceğini keşfedin. Birbirinize güvenmeniz gereken bu oyunda takım çalışması her şeydir. Zombi kıyametine karşı arkadaşlarınızla birlikte savaşın. Back 4 Blood 4 kişilik co-op modu ile sizi zombi sürülerine karşı zorlu bir mücadeleye sokuyor. Birlikte strateji yapın, silahlarınızı kuşanın ve hayatta kalmaya çalışın. Brute Force Forever. Bu retro tarzı oyun aksiyon dolu bir co-op deneyimi sunuyor sizlere. Arkadaşlarınızla birlikte patlamaların, yıkımların ve düşman ordularının ortasında kahramanca savaşın. Her biri farklı yeteneklere sahip olan karakterlerle düşmanları yerle bir edin. Overcooked 2. Mutfakta kaos yaratmaya hazır mısınız? Overcooked 2, 4 kişilik co-op ile mutfakta harikalar yaratmanızı sağlıyor. Takım olarak yemek hazırlarken hem eğlenecek hem de stresli anlar yaşayacaksınız. Zamana karşı yarışırken ekip ruhu her şey. Moving Up 2. Ev taşıma hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Arkadaşlarınızla birlikte işbirliği yaparak evleri taşıyabileceğiniz bir co-op oyunu daha. Komik fizik kuralları ve zorlu görevler sizi bekliyor. Takımınızı toplayın ve işe koyulun. LEGO Star Wars The Skywalker Saga. LEGO evreninin eğlenceli atmosferinde Star Wars destanını yeniden yaşayın. 2 kişilik co-op modunda arkadaşlarınızla birlikte galaksiyi keşfedin. Görevleri tamamlayın ve düşmanlara karşı savaşın. Hem LEGO hem de Star Wars hayranları için bu oyun vazgeçilmez. Wulong Fallen Destiny. Bu karanlık fantezi dünyasında arkadaşlarınızla birlikte destansı savaşlara katılın. Wulong co-op modunda zorlu düşmanlara karşı stratejik savaşlar yapmanızı sağlıyor. Antik Çin mitolojik dünyasında hayatta kalmak için birlikte savaşın. War Tales. Arkadaşlarınızla birlikte bir paralı asker grubu yönetin ve tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışın. War Tales strateji ve RPG öğelerini birleştirerek size derin bir co-op deneyimi sunuyor. Birlikte karar verin, savaşın ve zafer kazanın. Wild Hearts. Doğaüstü yaratıklarla dolu bu dünyada arkadaşlarınızla birlikte avlanmaya çıkın. Wild Hearts co-op modunda devasa yaratıkları avlayarak hayatta kalmanızı sağlıyor. Her av, strateji ve takım çalışması gerektiren bir meydan okumu olacak. Nostalji oyun Ninja Kaplumbağalar Shredder'in intikamı. Nostalji dolu bir dövüş oyunu, Ninja Kaplumbağalar ile birlikte Shredder'e karşı savaşın, arkadaşlarınızla birlikte bu retro tarzı co-op oyununda düşman ordularını alt edin ve şehrin sokaklarını temizleyin. Eski okul dövüş oyunlarına geri dönüş. Deep Rock Galactic. Uzayın derinliklerinde arkadaşlarınızla birlikte madencilik yapın ve yaratıklarla savaşın. Deep Rock Galactic 4 kişilik co-op modunda stratejik görevler ve heyecan dolu anlar sunuyor sizlere. Birlikte çalışın, kaynakları toplayın ve hayatta kalın. Arkadaşlarınızla birlikte devasa canavarlara karşı savaşın ve onları avlayın. Master Hunter Rise takım çalışması gerektiren zorlu avlar ve stratejik savaşlar sunuyor sizlere. Her av güçlü ekipmanlar ve daha büyük meydan okumalar için bir adım olacak. It Takes Two. İki kişilik co-op oynanışı mükemmel bir örneği. Birbirinden farklı dünyalarda arkadaşlarınızla birlikte görevleri tamamlayın ve karakterlerin hikayesini deneyimleyin. Bu oyun işbirliğinin ve arkadaşın önemini eğlenceli bir şekilde vurguluyor. Unravel 2. Bu duygusal ve güzel tasarlanmış oyunda iki küçük karakterin hikayesini arkadaşlarınızla birlikte deneyimleyin. Unravel 2 işbirliğini ve bulmacaları sevenler için mükemmel bir co-op oyunudur. Birlikte zorlu engelleri aşın ve büyülücü bir dünyayı keşfedin. Grounded. Minyatür bir dünyada hayatta kalmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Grounded arkadaşlarınızla birlikte devasa böceklere karşı savaşarak hayatta kalmaya çalıştığınız bir co-op hayatta kalma oyunudur.
Birlikte barınaklar inşa edin ve tehlikelerle yüzleşin. Bu arada örümceklerden nefret edenler bu oyunu oynamasın. Arkadaşlarınızla birlikte denizlerde korsanlık yapın ve hazineler keşfedin. Sea of Thieves, geniş bir açık dünyada geminizi yönetmenizi ve diğer oyuncularla mücadele etmenizi sağlayan eğlenceli bir co-op deneyimi sunuyor sizlere. Ekip olarak maceraya katılın ve efsanevi bir korsan olun. Bu rahatlatıcı çiftçilik oyununda arkadaşlarınızla birlikte kendi çiftliğinizi kurun ve topluluğun bir parçası olun. Stardew Valley, iki kişilik co-op modunda hem çiftçilik yapmayı hem de yerel halkla ilişkiler kurmayı daha eğlenceli hale getiriyor. Bu oyun muazzam bir oyun. Minecraft Legends, Minecraft dünyasına yeni bir bakış açısı. Arkadaşlarınızla birlikte dünyayı keşfedin, yapılar inşa edin ve düşmanlara karşı savaşın. Minecraft Legends, co-op modunda yaratıcı ve stratejik bir deneyim sunuyor. Hayal gücünüzü serbest bırakın ve birlikte keşfedin. Zombi kıyametinde hayatta kalmak için arkadaşlarınızla birlikte çalışın. Açık dünyada strateji ve hayatta kalma unsurlarını birleştiren oyun, topluluğunuzu yönetin, kaynakları toplayın ve zombi tehditine karşı korunun. Gears 5 serinin son halkası, arkadaşlarınızla birlikte düşmanlara karşı savaşmanızı sağlayan etkileyici bir co-op deneyimi sunuyor. Hikaye modu ve Horde modu gibi farklı oyun modlarında takım çalışmasıyla düşmanları alt edin ve zafer kazanın. Kim Hain, Kim Mürettebat, Among Us arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir sosyal dedikodu oyunudur. Co-op olarak görevleri tamamlayın ama unutmayın, içinizde bir hain olabilir. Her an paranoya dolu bir eğlence sizi bekliyor. Age of Empires serisi. Strateji severler için mükemmel bir seri. Age of Empires arkadaşlarınızla birlikte imparatorluklar kurmanızı ve diğer oyuncularla savaşmanızı sağlayan bir co-op strateji oyunudur. Tarihin farklı dönemlerinde zafer için mücadele edin. Bu retro tarzı dövüş oyunu arkadaşlarınızla birlikte aksiyon dolu bir macera sunuyor. Zorlu düşmanlara karşı savaşın ve klasik Battletoads atmosferini yeniden yaşayın. Koordinasyon ve hızlı refleksler bu oyunda çok önemli. Brothers, bu duygusal hikaye odaklı oyunda iki kardeşin macerasını arkadaşlarınızla birlikte deneyimleyin. Birlikte bulmacaları çözün, engelleri aşın ve kardeşlerin hikayesini keşfedin. Oyun işbirliği ve duygusal bağların üzerine kurulu. Dead by Daylight, bu korku dolu co-op oyununda arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmaya çalışın ve katil rolünde avlanın. Dead by Daylight, her seferinde farklı bir deneyim sunan gerilim dolu bir oyundur. Stratejinizi belirleyin ve hayatta kalmak için birlikte savaşın. Bu arada buraya kadar izlediysen ve hala buradaysan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Haydi devam edelim. Futbol severler burada mı? FC 24 ile arkadaşlarınızla online olarak maç yapabilir ve yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Topu paylaşmak veya gol atmak için takım arkadaşlarınızla iletişim kurun. Unutmayın, kol bozuk bahanelerine de sakın inanmayın. Mortal Kombat 11, arkadaşlarınızla karşılıklı mücadele edip beraber dövüşüp eğlenebileceğiniz muazzam bir oyun. Kendisinden çok fazla bahsetmeme gerek yok zaten. Oyunun gerçekçiliğini, vahşetini hepimiz biliyoruz. Spider-Hack, bu hızlı tempolu oyun örümcekleri ve çılgın silahları bir araya getiriyor. Arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli ve kaotik savaşlara katılın. Hızlı refleksler ve stratejik düşünme gerektiren bir co-op deneyimi sunuyor. Eğlenceli çatışmalara hazır olun. Karanlık ve tehlikeli dünyalarda hayatta kalmak için arkadaşlarınızla birlikte savaşın. Remnant 2, zorlu düşmanlara ve devasa boss savaşlarına sahip bir co-op nişancı oyunudur. Her adımda strateji ve takım çalışması gerektiren bu oyun heyecan dolu anlar vaat ediyor. Heyecan dolu anlar vaat ettiği kadar da oyun gayet zordur arkadaşlar. Rainbow Six, hepiniz bu oyunu biliyorsunuz zaten. Yıllarca da oynadık, oynamaya da devam ediyoruz. Taktiksel nişancı oyununun zirvesi. Arkadaşlarınızla birlikte düşman takıma karşı stratejik gelişiminizi sağlayan bir co-op oyunu. Ekip olarak plan yapın, pozisyon alın ve rakibinizi alt edin. Takım çalışması burada her şeyden önemli. Videomuzun sonuna gelmişken bana gönderilen iki oyun daha var incelemem için. Bana kod gönderdiler sağ olsunlar. Onları da kısaca bahsedeyim, ondan sonra videomuzu kapatalım. Bunlardan ilki Mika and the Witch Mountain. Mika dağın eteğindeki küçük bir kasabada yaşayan sevimli ve azimli bir cadı adayı. Eğitimini tamamlamak ve cadılık yeteneklerini geliştirmek için yaşlı cadının bulunduğu dağın zirvesine doğru bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Yolculuk boyunca Mika çeşitli görevlerle karşılaşacak, kasaba halkına yardımcı olacak ve büyülü yaratıklarla tanışacaktır. Oyun hikayesi büyümenin, öğrenmenin ve zorlukların üstesinden gelmenin önemini vurgulayan sıcak ve samimi bir anlatı sunuyor. Bizler Mika'nın süpürgesiyle uçarken geniş ve detaylı bir dünyayı keşfediyoruz. Kasaba halkıyla etkileşime geçmek, onlara yardım etmek ve onların sorunlarını çözmek oyunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Görevler genellikle yaratıcılık ve strateji gerektirir. Bu da bizlere büyülü dünyada çeşitli yollarla ilerleme fırsatı sunuyor. Süpürgeyle uçma mekanikleri oyunculara özgürlük hissi verirken dağın zirvesine ulaşmak için dikkatli planlama ve iyi bir yön duygusu gerektiriyor. Oyunun atmosferi pastel renklerle dolu görsel tarzı ve huzur verici müzikleriyle oyuncuları yani bizleri büyülü bir dünyaya çekiyor.
Mika and the Witch Mountain arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz keyifli bir co-op deneyimi sunuyor. Birlikte kasaba halkına yardım edebilir, görevleri tamamlayabilir ve büyülü dünyayı keşfedebilirsiniz. Co-op modunda oyuncular görevleri paylaşarak Mika'nın yolculuğunu daha eğlenceli hale getirebilir. Süpürge üzerinde uçarken arkadaşlarınızla birlikte keşfe çıkmak oyunun sunduğu deneyimi daha da zenginleştiriyor. Bir diğer ve son oyunumuz ise Cities Skylines 2. Şehir kurma simülasyonu arasında zirveye yerleşen ve serinin ilk oyununu bir adım öteye taşıyan bir deneyim sunuyor bizlere. Bu oyun modern şehir planlamasının tüm karmaşıklarını ve detaylarını keşfetmenize olanak tanıyan geniş kapsamlı bir şehir inşa etme simülasyonu. Skylines 2 hayalinizdeki şehri inşa ederken stratejik düşünme, planlama ve yönetim becerilerinizi sınamanız için mükemmel bir fırsat sunuyor. Şehri kurmak ve yönetmek için kullanabileceğiniz birçok araç sunuyor. Altyapı, ekonomi, ulaşım sistemleri, çevre düzenlemeleri ve vatandaşların mutluluğu gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Oyunun sunduğu detaylı simülasyon her bir kararı titizlikle düşünmenizi gerektiriyor. Yeni trafik ve ulaşım sistemleri, gelişmiş AI ve daha derin yönetim seçenekleriyle şehirleriniz hiç olmadığı kadar dinamik ve gerçekçi hissediliyor. Senin ikinci oyunu Selefine göre birçok yenilik ve genişleme içeriyor. Daha büyük haritalar, detaylı iklim ve hava koşulları simülasyonları, daha çeşitli bina ve altyapı seçenekleriyle şehirlerinizin gerçek dünyadaki gibi büyüyüp gelişmesini izlemek artık daha da heyecan verici. Ayrıca oyunun görsel kalitesi de önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. Bu da her bir detayın üzerine daha fazla odaklanmanızı sağlıyor. Oyunun en çekici yanlarından biri şehrinizi yönetirken karşılayacağınız stratejik zorluklardır. Nüfus artışıyla başa çıkmak, ulaşım sorununu çözmek, doğal felaketlerle mücadele etmek ve ekonomik krizleri atlatmak gibi pek çok sorunla başa çıkmanız gerekiyor. Bu durumlar şehrinizi inşa ederken hem kısa vadeli hem de uzun vadeli planlar yapmanızı gerektiriyor. Oyuncular bu zorluklarla başa çıkarken yaratıcı çözümler bulmak ve kaynakları en verimli şekilde kullanmak zorundalar. Göz alıcı görselleri ve atmosferik detaylarıyla büyüleyici bir dünya sunuyor bizlere. Şehrinizin gece ve gündüz döngüleri, mevsim değişiklikleri ve farklı hava koşulları her bir bölgenin kendi karakterini kazanmasını sağlıyor. Ayrıca detaylı bina tasarımları ve geniş peyzaj seçenekleriyle şehrinizin estetik görünümünü istediğiniz kadar şekillendirebiliyorsunuz. Sonuç olarak şehir kurma oyunları sevenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor. Gelişmiş mekanikler, detaylı simülasyonlar ve geniş mod seçenekleriyle bu oyun hem stratejik düşünme hem de yaratıcı inşa yeteneklerinizi sınamanıza olanak tanıyor. Arkadaşlarınızla birlikte devasa şehirler kurmak, kaynakları yönetmek ve toplulukta oluşturmak size saatlerce süren eğlence bir co-op deneyimi de sunuyor. Eğer şehir planlaması ve yönetim simülasyonuna ilgi duyarsanız Cities Skylines 2 kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Evet arkadaşlar, bu durumda iki oyunu da bana kod gönderdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu son iki oyunun incelemesi biraz hızlı olmuş olabilir ama şu an fazla yoğun olduğum için de bu videonun arasına onları sıkıştırmak istedim. Umarım bu şekilde de beğenmişsinizdir. Bu listede yer alan oyunlar arkadaşlarınızla birlikte oynayarak keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Eğer daha fazla co-op oyunu önerisi istiyorsanız abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Oyun dolu günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.